Emekli Hava Kor General Doktor Erdoğan Karakuş, Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki adımlarına karşı çıkacak ülkeleri sıraladı. Listede dikkat çekici bir ülke yer aldı. Emekli Hava Kor General Doktor Erdoğan Karakuş, Türkiye'nin güçlenen savunma sanayisi ve kan hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan Karakuş, Türkiye'nin envanterine F-16 ve F-35'leri dahil etmesi, kanın da çok sayıda üretilmesiyle 2050'lere doğru küresel güç olabileceğini söyledi. Karakuş, Avrupa'da konvansiyonel silahlı kuvvetler hakkında antlaşmasını askıya alan Türkiye'nin savunma sanayisi karşısında durabilecek ülkeleri sıraladı. İşte Erdoğan Karakuş'un açıklamaları. Türkiye AKKA'dan çıktı ve savunma sanayisi güçleniyor. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa'dan desteğini çekerse Batı topyekün Türkiye'den silah ihraç etme ihtiyacı duyarsa hangi ülkeler karşımızda durur? Yunanistan, Fransa, Sırbistan bana göre hep Fransa karşımızdadır. Yunanistan'ın zaten çok büyük bir savunma sanayi üretimi yok. Çok fazla bir şey diyecek durum yok. Bulgaristan mesela Yunanistan'dan hoşlanmaz. Makedonya hiç hoşlanmaz. Arnavutluk hiç hoşlanmaz. Ondan sonra Sırpların arası iyidir. Yani çeşitli çevrede bizimle çok rahatlıkla savunma sanayisinde gelişmiş olan bölümlerden yararlanma ihtiyacında olan çok devlet var. Türkiye bütün ömrü boyunca şunu gördü. Özellikle yani 1964'te Kıbrıs harekatı yaptık. Cengiz Topel'in şehit düştüğü zaman, Amerika Birleşik Devletleri'nin o dönem koyduğu ambargo, uçağımızı, tankımızı, topumuzu kullanamazsınız vs. demesiyle Türkiye kendisine geldi. Kimse yanlış anlamasın. 1947'de başlayan bu Amerika Birleşik Devletleri'nin bizim üzerimizdeki baskısı, savunma sanayimizi çökertmesi için yaptığı çalışmalar NATO'ya da girince devam etmiş, bütün askeri fabrikalar bile kapatılmış ama 1964'te aklımız başımıza geldi. O günden bugüne kadar Türkiye artık şuna inandı. Türkiye'nin savunma sanayisinin gelişmesine mani olmak için çok çalışanlar oldu. 1964 yılında ben teğmendim. 60 yıl geçti. 60 yıldır biz bu mücadeleyi veriyoruz. Özellikle bu mücadele havacılıkta veriliyor. Havacılıkta bir noktaya gelen, uzayda da bir noktaya tırmanan ülkenin zaten diğer silah ve vasıtaları yapması çok kolay oluyor. Çünkü havacılıkta hafif küçük malzeme kullanılıyor. Hafif ve küçük, yani yapabilmek oldukça zor. Yani eskiden 1966'da mesela Eskişehir'deki bizim İkmal Bakım Merkezi'nin fabrikasında bilgisayar vardı, apartman gibiydi. Yani şimdi el kadar bilgisayarlar. Savunma sanayisinin kalkınması diğer bütün sanayilerin kalkınmasını sağlıyor. Onun için Türkiye artık buna gönül verdi. Türk Hava Kurumu vasıtasıyla Atatürk birçok uçak ürettirmiş, tank ürettirmiş ama maalesef Amerika Birleşik Devletleri baskısıyla baltalanmış. O dönemin iktidarını suçlamıyorum ama Amerika Birleşik Devletleri dost olmadığını göstermiş, halen de gösteriyor. Yani bizim aşağı yukarı 1000 civarında 700'ünü bir dost ve müttefiklere versek, 300'ü kendimizin olsa, bu da aşağı yukarı bir 20 yıl zaman alacak. Kanun üretildiği zamandan beri itibaren, yani 2050'leri bulacak. Bu noktaya gelinceye kadar bir de kendimizi emniyete almamız lazım. F-16, F-35 konusu belirli bir zaman içerisinde halledilirse Türkiye 2050'de küresel güç olabilir. Türk Hava Kuvvetleri komutanlığımızın envanterinden 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek, yurt içi imkan ve kabiliyetler ile tasarlanan ve geliştirilen bir savaş uçağının üretilmesi ve bu uçağı tasarlayıp geliştirebilecek insan gücü ve altyapının oluşturulması amacıyla başlatılan kan geliştirilmesi projesinde TUSAŞ ana yüklenici konumundadır. Projede yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dihli silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu gibi teknoloji alanlarındaki kazanılacak kabiliyetlerle Türkiye, dünyada Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip sınırlı sayıdaki ülkeler arasında yerini alacaktır. Kaan'ın Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterinde bulunan diğer savaş uçakları, insansız hava araçları, İHA ve havadan ihbar ve kontrol, HİK, gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabilir şekilde görev yapması ve üretilecek uçakların 2070'lere kadar Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alması öngörülmektedir. Kan geliştirilmesi projesi sözleşmesi, SSB ile 5 Ağustos 2016 tarihinde imzalanmış olup, başta ana yüklenici TUSAŞ olmak üzere, proje kapsamında görev alan tüm paydaşlar ile birlikte çalışmalar sürdürülmektedir. İmzalanan mevcut sözleşme, geliştirme ve üretim sürecinin bir parçası olan ön tasarım aşamasını kapsamaktadır. Söz konusu dönem içinde hava aracının tasarlanması, mühendislik, teknoloji,
test altyapılarının ve sertifikasyon süreçlerinin geliştirilmesi, muharip uçak tasarım ve geliştirilmesine yönelik kabiliyet kazanılması amaçlanmaktadır. Ön tasarım aşaması sonunda ise projenin takip eden dönem ve aşamaları için kesintisiz bir geçiş öngörülmektedir. TUSAŞ, projenin ana hedefleri doğrultusunda ülkemizin muharip uçak tasarımı, üretimi, entegrasyonu, sertifikasyonu, bakım ve idamesine yönelik bilgi ve tecrübesini artırmak için tüm milli imkanlardan yararlanma yönünde azami gayret göstermektedir. KAN'da Türk Silahlı Kuvvetleri harekat isterlerini karşılayabilmek amacıyla belirlenen çift motorlu KAN konfigürasyonunda kullanılması hedeflenen özgün motor geliştirme projesi yürütülmektedir. Özgün motor geliştirme projesi tamamlanıncaya kadar KAN'da hazır motor kullanılarak hava aracı geliştirme faaliyetleri sürdürülecektir. 5. nesil çok rollü savaş uçağı olan KAN, hem hava-hava hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlamaktadır. Türk Havacılık Uzay Sanayi'nin yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz, güçlü ve atik platformu KAN, sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleriyle tam bir savaşçıdır. KAN geliştirilmesi projesinde en önemli adımlardan bir tanesi olan aerodinamik geometrinin belirlenmesi ve en iyileştirilmesi için test faaliyetleriyle en gelişmiş mühendislik araç ve yöntemleri kullanılmaktadır. KAN kokpit tasarımı, 5. nesil savaş uçaklarının sahip olması gereken kabiliyet ve donanımlar gözetilerek pilotun iş yükünü en aza indirgemeye yönelik olarak olgunlaştırılmaktadır. Tasarım sürecinde pilotun içinde bulunduğu fiziksel, bilişsel ve çevresel faktörler göz önünde bulundurularak pilot durumsal farkındalığını artıracak bir kokpit ortamı geliştirilmektedir. 21 Şubat 2024 tarihinde saat 08:50'de ilk uçuşunu gerçekleştirerek 13 dakika havada kaldı. Bu uçuşta 8000 feet irtifaya çıktı ve 230 knot hıza ulaştı.